Hanımlar beyler, Anno 1701 serisinin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden oyunumuza devam edeceğiz. Neler yaptık en son geçen bölüm? Halkımızın isteklerini karşılamıştık. Kilise kurmuştuk. Kıyafet üretimine başlamıştık. Odun üretimimiz zaten devam ediyor. Evet. Şimdi ben halkımı hemen yükseltmek istiyorum. Şöyle yükselttim. Yeni seviyeye geçtik. Çok güzel. Satış da yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 19 ton odun sattık. 114 gelirimiz oldu. Gemimiz de geldi. Çok güzel. Birinin daha gemisi var burada gençler, bakın. Birisinin daha gemisi var. Birisi daha bizimle birlikte bir sonraki seviyeye geçmiş. Teşekkür ederim kraliçe hediyen için. Arkadaşlar gemimiz adamıza gelsin. Hemen dünyamızı keşfetmeye çıkacağız. Hemen biz yeni açılan insanımızın isteklerine bakalım. Tütün istiyor. Alkol istiyor. Bakın. Alkol fabrikaları. Şuradan daha rahat olur. Evet. Pipo istiyor. Tütün istiyor. Alkol istiyor. Bir de okul istiyor. Ada bulduk gençler bir tane. Bakın. Ada. Çok açıklayıcı oldu. Ada. Ben hemen hızlı bir şekilde tuğla üretimine başlamak istiyorum. Burada kilimiz vardı. Şuraya şöyle hemen bir tane market kuralım gençler. Şuradan da şöyle bir yol çekelim. Hemen tuğla fabrikalarını da koymak istiyorum. Tuğlamız gelsin. Gelir gelmez buradaki market binamızı ikinci seviyeye yükselteceğiz. Bir üst seviyeye. 4 tane tuğla gerekti bunun için. Evet, ekonomimizin kötü durumda şu an. Eksi 89. Gemimizden dolayı gemimiz 30 yiyor. Tuğla fabrikalarımız 20 yiyor bir tanesi. 20, 20, 40. Bunlar bir şey yemiyor gençler. Gördüğünüz gibi 0. Ben şöyle hazır odunumuz varken halkımı biraz daha yükseltmek istiyorum. Etkinliğimiz hala devam etmekte gençler. Biliyorsunuz birinci bölümde gelmişti etkinlik. Bize araç gereç üretiyordu. 32 ton araç gereçimiz olmuş. 33 tona çıktı. Ben ne satıyordum? Odun satıyordum. Odun şu anlık satmayacağım gençler. Bilginiz olsun çünkü odun lazım olacak. Bir süre boyunca bize. Araç gereç alımını da kaldırdım. Çünkü etkinliğim sayesinde araç gereç üretebiliyoruz. Şöyle ben şu mahalleyi tamamlamak istiyorum gençler. Hazır odunumuz da varken bitti zaten. Şöyle bir tane daha yükselteyim. Bir odun da kalmasın. Evet, gemimiz geldi. Bayılıyorum bu oyunun görüntülerine, efektlerine. Evet, yeni binalar açıldı sanırım. Yo, açılmamış. Bildirim neden geldi bilmiyorum. Kaç istiyor açılması için? 130 insan istiyor. Bizde 87 insan var. Garip. Bildirim gelip açılmaması gerçekten garip. Ben şöyle şuraya doğru göndermek istiyorum gemimi. Yavaş yavaş artık dünyamızı keşfedelim. Adaları açalım. Şimdi kaç insan istiyordu? Bir sonraki isteğin açılması için 130. Yani 40 insana ihtiyaç var. Ben şuradan şöyle 3 tane daha bina yükselteyim. Sanırım 3 tane daha bina yükseltince gerekli insana ulaşacağız. 12 insan daha lazım. Sanırım 12 insan herhalde 3 tane yükseltince gelmiş olur. Evet, yükseltebiliyorum. Şöyle yükselttim. Bakın çok güzel gözüküyor tipi falan. Ve şöyle düzelteyim ben görüntüyü. Ve bakın gençler, dediğim gibi birinci bölümde bahsettiğim gibi yükseltince bir vagonda iki vagona çıktı. Bildiğim kadarıyla bunların seviyesine de şu 90 ton yazan yerinde, yani kapasitesi de artıyor diye biliyorum. Hemen bir bakmak istiyorum. Şöyle 100 oldu bunu kurunca. Bir üst seviyeyi de çıkartınca 110 oldu. Yani her seviye başına 10 ton 10 ton artıyor.
Kaç ton vardı şu an? 90 ton olmasının sebebi 10, 20, 30, 40, 50, 60. Demek ki bir yerde bir fazlalık var. Evet gençler, istekler açıldı. Halkımızın, yeni insanlarımızın istekleri açıldı. Etkinliğimiz de bitti bu sırada. Her şey üst üste geldi oyunda. Alkol istiyor. Ama maalesef ki alkol üretemiyoruz ülkemizde. Buğday var, kakao var, tütün var. Alkol üretimi zaten bakın tıkladığımda etrafı kırmızı oluyor ama şöyle halk yani burada üretebildiğimiz bu ülkede üretebildiğimiz bir şey olunca etrafı yeşil oluyor. Onun için şu yeni açılan adaya bakmak istiyorum. Burada buğday var sadece. Altın madeni var. Bildiğim kadarıyla bizim ülkemizde altın yoktu. Hemen bakalım, kontrol edelim. Evet, elmas var bizim ülkemizde sadece. Şu açılanda kakao ve tütün üretilebiliyor. Altın var, elmas var. Evet, bunları ilerleyen seviyelerde altın ve elmas lazım olduğunda buralara yerleşebiliriz. Tabii diğer yapay zeka oyuncularına kaptırmazsak buraları. Evet gençler. Bir tane daha kişi açıldı oyunda. Bakalım bu arkadaş ne satıyor, ne alıyor. 25 ton araç gereç satın alıyormuş. 11 ton tuğla satıyor. 6 ton da tütün satıyor bize. İlerleyen zamanlarda bunlarla ticaretimizi geliştireceğiz. İlişkilerimizi geliştireceğiz. Şurada bir tane ada var. Hemen gidelim bir bakalım oraya. Yani şuradan geçip de bu adayı komple bize görünür yapamaması garip. Arkadaş geliyor. Bu arkadaşa ne satabilirim ben? Cüzi miktarda odun satabilirim. Odunumuz şu anlık duruyor. Evet, 15 ton daha odun sattık 90 altına. Eksi de olduğumuz için, ekonomimiz eksi de olduğu için, eksi 47 olduğu için sürekli paramız gidiyor. Böyle ufak ufak satışlar yaparak paramızı az da olsa dengede tutabiliriz. Evet, bir yapay zeka oyuncusuyla karşılaştık arkadaşlar. Hemen bakacağım. Ben inek üretimine başlamak istiyorum yavaştan. Çünkü inek üretiminde ürettikçe şurada kasap var, kasabı kurunca ülkemize, insanlarımıza yiyecek sağlıyoruz. Şu anlık tabii kasabı kurmayı düşünmüyorum. İnek üretip inek ticareti yapmak istiyorum. Ticaret anlaşması imzalamak istiyor bizimle. İmzalayalım tabii. Hemen gemimize bakalım. Neredeymiş? Yapay zeka oyuncusunun adasında. Bu adam bizden biraz önde arkadaşlar. Tersane kurmuş. Şöyle biz güney tarafındayız şu an dünyanın. Bir kuzey tarafına gidelim. Belki kuzey tarafında alkol üretimi için gerekli adayı buluruz. Evet. Burada gözlem evi de kurmuş. Bu gözlem evlerinden asker çıkıyor. Yani kısacası askeri diyebiliriz. Buraya da gözetleme kulesi kurmuş. Ya bu da bildiğimiz yani şu yeşil alanın içine girdiğinde düşman gemisi saldırıyor ona. Şöyle halkımızı genişletelim arkadaşlar. Şöyle şuraya bir mahalle daha kuralım hemen. Oyunda halktan gelir sağlıyoruz. Bir de ticaretle. O yüzden halkımızı belli bir seviyede tutmamız gerekiyor. Odun. Keşke satmasaydık o odunları. Geldi. Ben şöyle bir inek satışına da koyayım şuraya. İneğimiz daha üretilmedi ama olsun. Evet, benim en sevdiğim insanı bulduk. Harika. Şu tatlılığa bakar mısınız? Çok güzel. Çok seviyorum bu adamı. Seni bulmam çok iyi oldu. Seninle çünkü ticaret anlaşması imzalayıp sürekli ticaret yapacağız. Bu arkadaştan öndeyiz şu an. Evet, bu arkadaş kıyafet alıyormuş. Şu yeşil arkadaşa bakalım. Tuğla alıyor, tütün alıyor, odun alıyor, yiyecek alıyor. Burada ne var yeni açılan adada? Ayçiçeği var, bal var. Bir de maden var, araç gereç üretebildiğimiz.
savaş gemileri için top üretebildiğimiz maden var. Burada Ling Wu var. Ya da Liang Wu. Bu arkadaş odun satıyor, kıyafet satıyor, yiyecek alıyor. Evet, bunlarla arkadaşlar aramızı iyi tutacağız. Ticaretimizi döndüreceğiz. Ticaret bu oyunda önemli bir unsur. Sen kimsin? Niye buradasın? Niye buradasın? Burası dolu dolu. Benim adam burası. Arkadaşım. Burası benim ülkem. Ülkeme yerleşmeye çalışıyordu sanırım. Hadi. Hadi başka. Başka yere. Hadi başka yere. Yeni bulduğumuz adada da ayçiçeği ve bal üretiliyor sadece. Balina yüzüyor burada. Balina yüzüyor. Güzel. Buranın ilerisinde sanırım daha fazla bir şey yok ama olsun. Şuraya kadar gidelim. Ben şu sarı arkadaşı merak ettim. Gemisi nerede acaba? Görünürde gemi yok. Ne açıldı? Hemen bakalım. Hiçbir şey açılmadı. Ama neden yeni bir şey açılmış gibi bildirim geliyor sürekli? Anlamadım gençler. Ben şöyle biraz daha yükseltmek istiyorum halkımı. Çünkü yavaş yavaş isteklerini açmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi -14'e de geriledik. Daha fazlaydı. Evet, şimdi açıldı. Okulumuz açıldı. Harika. Ama okulumuz için öyle bir yer kurmalıyız ki. Yani öyle bir yere kurmalıyız ki. Ticaret anlaşması imzalamak istiyorsun. Tabii ki de. Aşağı doğru gidelim. Kuzey tarafındayız. Dünyamızın. Ama hala işimize yarar adayı bulamadık. Şöyle şimdi buradan okul. Şuradan şu iki arkadaşı yıkmak istiyorum ben. Okulu kurabilmek için. Çünkü okulu kurduğumda her yeri kapsasın istiyorum. Çok güzel. Her yeri kapsadı. Bir ada daha bulduk gençler. O adaya da hemen bakacağız. Ülkedeki işlerimizi bitirince. Şöyle hepsini bir üst seviye insana yapalım. Şimdi bir üst seviye insan yaptık ama ben halkımı biraz daha genişletmek istiyorum. Şöyle yaparsam kilise yetmiyor. Okul. Şuraya kuracağım o zaman. Bir mahalle daha. Kilisenin hem olduğu sokağın, mahallenin bir arka tarafına kurmak istiyorum. Bir mahalle daha. Odunumuz çok bitiyor gençler. Odun üretimini sanki biraz fazlalaştırabilirim. İki tane ada bulduk. Burada da ayçiçeği ve bal üretiliyor. Başka neler varmış? Buradan bir yağ çıkıyor. Burayı alabilirim gençler. Burada alkol üretebilecek malzememiz var. Bir ada daha geldi. Bakalım hemen buraya da. Kim var kim yok. Sahipli mi değil mi? Eğer bu sahipsizse buraya yerleşmeyi düşünüyorum derken sahipli. Yeşil yapay zekamız hemen yerleşmiş oraya. Ben de şu tarafından yerleşsem bakalım ne kadar yer kaplıyor. Küçücük yer kalıyor. Gerek yok arkadaşlar. Burada da buğday ve bal var. Sana da hemen gelip bakacağım birazdan. Ben en son inek üretiyordum. İneğim ne kadar olmuş? 7 ton ineğimiz olmuş. Harika. Şöyle bir şey var ki ben hemen şeye başlamak istiyorum. Araç gereç üretimini kendim yapmak istiyorum. 15 odun istiyor. Vay be, 15 odun. Bayağı fazla odun istiyor. Evet, sarı arkadaşı da bulduk. Adasında, ülkesinde volkan var, yanardağ var. Sanırım doğal afetleri etkinleştirdiğim için bu yanardağ belli bir süre sonra patlayacak. Bu arkadaş da bayağı ileri seviyede.
Adasında alkol üretimi var. Bal var. Bu arkadaş da tütün üretemiyor. Bu arkadaş da tütün üretemeyecek mavi olan. Ve zaten bu geride daha alkol üretimi gerek yok bu adama. Onun için biz şöyle başlayalım hemen. Şuraya yerleşelim. Çünkü sanırım başka alkol olan yok. Bir burası var. Burası var sahipli. Burası da sahipli. Burası da sahipli. Şurada küçük vardı. Burada zaten bir şey üretilmiyor. Yani şu anlık üretilmiyor. Bize yarayan şeyler yok. Ben hemen gideyim. Şuraya yerleşeyim. Burada ufaktan alkol üretimine başlayalım. 7 ton inek sattık 70 altına. Güzel. Biraz daha olsun ekonomimiz rahatladı. Tabii 70 altında çok rahatlayamaz ama yavaş yavaş rahatlayacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben şöyle yollarını hazırlamak istiyorum. Binalarını da kurmak istiyorum hemen. Odunum biraz daha hızlanırsa binalarını da kuracağım. Tabii onu yapmadan önce şöyle bir ben gemi üretimine başlayayım. Gemi üretimi önemli. 12 tane odun istiyor. Her yer odun istiyor. Evet, bu sarı arkadaş demin benim adama yerleşmeye çalışan arkadaş buydu. Evet. Sen bittin oğlum. Sen bittin. Seninle uğraşacağım. Seninle anlaşma falan yapmayacağım. Seninle uğraşacağım ben. Bekle, benim adama yerleşmeye çalıştın. Geldin hemen altındaki adaya yerleştin. Seninle uğraşacağım. Şöyle tersanemizde de yol çekelim arkasından. Sen neredeydin? Ha, buradasın. Tabii ki de imzalayalım seninle de anlaşma. Ne istiyorsun? Tütün istiyorsun bizden. Yiyecek satıyorsun. Pamuk satıyorsun. Gerek yok. Bizde var. Pamuk. Pamuk yokmuş bizde ama olsun. Koyun çiftliğimiz var. Koyun çiftliklerimizden üretiyoruz zaten. Onu da kıyafette kullanıyoruz. Onun için gerek yok. Evet, doldu burası. Doldu taştı. Bomboştu. Sadece şu arkadaş vardı. Doldurduk. Bir tane kaldı burada. Bakalım onu da bulacağız. 3 ton daha inek sattık. Güzel, satışlarımız sanki biraz hızlandı gibi. 70, 30, 90, 114. Güzel, evet. Ben sevdim bu işi gençler. Bilginiz olsun. Şunu hala kuramadım. Şu madene. Madeni kurduktan sonra sanırım bu filler buradan kaçacak. Üzgünüm filler. Kusura bakmayın. Biz de hayatta kalmaya çalışıyoruz. Şöyle gemimiz varmışken hemen şurayı şöyle bizim ülkemiz yapalım. Ben hemen şöyle yolumu da ayırmak istiyorum. Gençler, yolumuz da ayrılsın. Tamamdır. Sana geleceğim birazdan. Şu ana ülkemdeki şeyleri bir bitireyim. Uğraşlarımı bitireyim. Şöyle şunu kurduk. Şunu kurduk. Ondan kurduk zaten. Sen de 3 tane odun istiyorsun. Sen ne istiyorsun? Odun istiyorsun. Maden istiyorsun. Zaten burası üretiyor sana. Güzel. Ben şöyle bir üst tarafından yol çekip bir tane odun üretimi koymak istiyorum buraya. Çünkü iki tane odun yerimiz var. O odunlar da zaten bize zor yetiyor. Bir de buraya takviye yapmasın, buraya vermesin. Eksi 101'e geldik. İnanmıyorum. Burası 50 yiyor. Ama buradaki yemiyor. Sen neden yiyorsun? İlginç, gerçekten ilginç. Sen de 40 yiyorsun. Evet, harika. Harika. Çok güzel. Ve araç gerecimiz bitmiş gençler. Niye uyarmıyorsunuz? Araç gerecimiz de bitmiş. Gerçekten sıkıntılı
dönemlere girdik artık. Şuradan hemen bir 10 ton araç gereç alalım. Tuğlamızın fazlalığını satabiliriz. Şöyle bir 5 ton kadar satayım. 5 ton da ineğimiz var. İneğimiz yavaş yavaş satılıyor zaten, bir ton bir ton. Kasap da kurabilirim. Belki 2 tane daha koyun farmı koyup bir tane daha kıyafet fabrikası koyabilirim. Çünkü gençler yetmemeye başladı artık, gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş halkımız stoklarımızı bitirmeye başladı. Yani üretimimiz desteklemiyor halkımızın ihtiyaçlarını artık. Evet. Okul kurmuştuk. Okul ne yapıyor? Hemen bakalım. Bastık. Aa, itfaiye. Fire Station. İtfaiye istasyonu. Buna araştırırsak sanırım itfaiye istasyonu açılacak. 200 altın istiyor. 40.800 altınımız var. Ben 200 altını vermek istiyorum. Bir adayı daha kolonileştirmiş. Gustav arkadaşımız. Gustav. Sarı olan. Nereye aldı kim bilir? Sen değil. Buradan bahsediyor sanırım. Zaten burasını daha önce almıştın. Biliyoruz yani. Tekrardan söylemene gerek yok oyun. Şuradan adalarımız arasında git gel yapabiliyoruz. Şuradan gemilerimiz arasında. Tabii gemimiz yok. Ben nereden araç gereç alabilirim şimdi? Buradan alabilirim. Hemen gideyim kendi ülkemde araç gereç üretimi hızlandırayım. Hızlandırdıktan sonra satın almamıza gerek yok. O zaman ben şuradan satın almayı kaldırayım. Buradan kaça alıyorduk? 45. Demin 46 idi yanılmıyorsam. 45, buradan 36'ya alabiliyoruz kendimiz gidince. Kendimiz gidip almak daha mantıklı. Ticaret anlaşması imzalamış sarıyla maviye. Sarıyla mavi ticaret anlaşması imzalamış. Mavi arkadaş hala ilk seviyedeki adamda. Umarım sen de katılırsın aramıza. Sarıya bakalım. Sarı neler yapmış? Sarı baya baya gelişmiş. İnek çiftlikleri görüyorum orada. Tuğla üretimine başlamış. Kendi araç gerecini üretmeye başlamış bu arkadaş. Yeşile bakalım. Yeşil de kendi araç gerecini üretmeye başlamış. Evet, bir etkinlik daha geldi arkadaşlar. Bando geldi ülkemize. Bakın. Sokaklarda gezecek sanırım bunlar. Harika. Gerçekten harika. Biz gemimizi şuraya göndermiştik hemen. 11 ton alalım. Şuradan 39 bin düştük. 40 bin de altına düştük artık. Daha dikkatli oynamamız gerekiyor çünkü paramız erimeye başladı yavaş yavaş. Öyle hissediyorum ya da ben. Şimdi ne satabiliriz? Bir şey satamayız. Benim araç gereceğe ihtiyacım var. Bir balık daha kurmak istiyorum. Balık yeri. Evet, itfaiye şeyimiz bitti. İstasyonumuz. Bakın geldi, evet. 6 tane araç gereç istiyor. 5 tane odun, 10 tane de tuğla istiyor bizden. Şöyle koyabiliriz onu şehrimize. Ama tabii araç gereçimiz olmadığı için koyamıyoruz. Ben bir tane daha araştırmak istiyorum. 250 altın. Altınımız varken araştırmaya abanalım gençler. Çünkü araştırma önemli. Geri kalmayalım diğer arkadaşlardan. Şimdi araç gereçimiz geldi. Hemen araç gereç üretimine başlayalım. Çünkü diğer adayı da destekleyeceğiz daha. O korsan gemisi. Sen ne yapıyorsun burada? Git git, uzaklaş uzaklaş. Uzaklaş. 46 ton aldı. 46 ton tuğla aldı. Bu bize 754 altın kazandırdı. Gayet iyi. Gayet iyi. Bizim orada harcadığımızı geri kazandırdı. Evet, göstermiyor. Keşke gösterse bize burada. Şöyle hemen biraz daha keşfe çıkalım. Kendi ülkemizin arka tarafındaki suları bir öğrenelim. Bakalım orada neler varmış. Evet, ne yapacaktım ben? Ne yapacaktım? Okulumuz var. Okulumuzu kurduk.
Madenimizi kurduk. Kendi araç gereçimizi üretiyoruz. Evet, yiyecek, yiyecek. Yiyecek çok önemli. Hemen şöyle bir tane daha koyalım. O bir üst seviyeye geçti bu adam. Sarı gerçekten tehlikeli olmaya başladı. Bir üst seviyeye geçti. Bir üst seviye binaları değişik. Neyse kendimiz geçince bir üst seviyeye daha dikkatli bakarız. Kıyafet üretimi tam yeterli değil diyordum kendi ülkemde ama yani yetiyor. Bakın 32 ile 33 oldu. Orta stabil şu an. Ne düşüşte ne artışta. Bir ada daha bulduk. Evet, komple tamamlamış olduk bütün dünyadaki oyuncuları. Merhaba, merhaba arkadaşım. Sen odun satıyorsun, yiyecek satıyorsun. Hala alıyorsun. Burada kakao var, elmas var. Kil yeri var tuğla için. Şeker pancarı var. Burada da bira üretebiliyoruz. Alkol üretebiliyoruz. Ama burası pek iş görmez çünkü kendi ülkemizde de kakao ürettiğimiz için burada hem alkol üretimi için olan yer var ve bal var. Şöyle biraz daha yukarı çıkalım. 4 ton daha inek sattık. İnek satışlarımız gayet muhteşem. Ben şöyle hazır şeyimde varken bir tane daha inek çiftliği kurabilirim. Şu marketimizi de yükseltmek istiyorum. Bu marketimiz buraya destek veriyor çünkü burası tek başına kaldıramıyor. Kaç tane var çünkü? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yiyeceğimiz azalıyor diye uyarı geldi. Yiyeceğimiz azalıyor. Evet, farkındayım. Arttırmak için bir tane daha kurduk buraya. Şöyle bir tane ben kargo gemisi yapmak istiyorum. Bunları yapamıyoruz. Bunlar savaş gemisi. Tamam, yapalım bir tane. Ne kadar? 1500 altın. İyi. Güzel. Şeyimiz bitmiş gençler. Araştırmamız bitmiş. Okulumuzda öğrencilerimiz araştırmış. O şeyi de. Evet, biz de Sarı'nın bir başka yere kurduğu adayı gördük. Sanırım bir bildirim gelmişti. Buradan bahsediyor bize. O zaman biz şöyle gidelim. Bu arkadaş bayağı hızlı gelişti. Ona yetişmeye çalışmak için de ben ekonomimi daha da mahvedemem gençler. Yoksa o arkadaşa iyi yetişirim ama hiç gerek yok. Kıyafetimiz düşüşte neden? Sanırım gemi kıyafetle oluyordu. Onu da anlamış değilim yani kıyafetle nasıl gemi oluyor? Değişik. 8 tonu buraya vermişiz. 8 ton koyarsak 34 ton. Evet. Kıyafetimizin belli bir kısmı oraya gitmiş. Evet gençler ben burada ikinci bölümü noktalamak istiyorum. Gayet güzel ilerledik ikinci bölümde. İnek çiftliklerimizi kurduk. Kendi araç gerecimizi üretmeye başladık. Seninle de ticaret anlaşması sağlayalım. Üçüncü bölümde sizlerle ticaret yapmaya başlayacağım artık. Bir adamızı kurduk. Neredeyse tüm dünyayı keşfettik gençler. Bütün insanları bulduk. Bütün oyuncuları bulduk. Bir üst seviye adama geçtik. Tabi isteklerini daha karşılayamadık. Çok isteği var. Sadece okul isteklerini karşılayabildik. Yavaş yavaş da hepsini karşılamaya çalışacağız gençler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.